Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık puf puf kabaran pişiler hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi oldukça kabardı ve çok da lezzetli. Hemen pişileri hazırlama aşamasına geçelim. 2 su bardağı yoğurdu döküyorum bir kabın içine. Göz ayarı tuz, 1 adet yumurta, karbonat koyacağız. Ne kadar? 1 tatlı kaşığı karbonat ilave ediyorum. Şimdi tüm bu malzemeleri şöyle ilk olarak elim ile, daha sonra un ilave edeceğiz ve yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Açılabilir bir hamur elde edeceğiz. İyice karıştıralım ve ununu ilave etmeye geçelim. Unun ölçüsünü vermiyorum. Elimize yapışmaz bir hamur olana kadar un ilave edeceğiz. Hazır oldu. Şimdi hamurumuzu açacağız. Şöyle bir düz bir zemin üzerine hamuru aldım. Bir oklava ya da merdane ile açıyoruz. Çok fazla incecik açmayacağız. Birazcık kalın. Ne kadar? 3-4 milim kadar kalınlıkta açacağız. Evet, gördüğünüz gibi hamuru açtık. Bir kesici aparatı ile kare kare kesiyoruz. İsterseniz bardakla da kesebilirsiniz. İstediğiniz şekilde kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ben kare kare olarak kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok ince değil, çok da fazla kalın değil. Çok kalın olursa çiğ kalacaktır, pişmeyecektir. Tavamıza 2 su bardağı kadar sıvı yağ koyuyoruz. Biraz sıvı yağını bolcana koyacağız ki hamurumuz sıvı yağı çekmesin. Eğer az koyarsanız sıvı yağı çok çekecektir. Kızgın yağı hamurlardan birer birer atıyoruz. Alt üst kızartacağız. Ve yumuşacık puf puf kabaran pişiler elde etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Bu şekilde hazırladığım bütün hamurları kızartacağım. Thank you.
Dişilerimizi pişirdik gördüğünüz gibi. Bakın yumuşacık ve kabardılar. Bunun özelliği yumuşak olması ve içinin boş olması. Çok kalın yapmamanızı öneririm. Çok da fazla ince yapmayın, kurur.